Şimdi senden ricam Seyhan'cığım, kırçanımızın malzemelerini verirken hani kaç tane, ne kadar, ne miktarda kullandığımızı söyleyerek başlayalım. Malzemelerimizi sayalım, sonra senden yapmanı rica edeceğim. Tamam. Yarım kilo kadar kırçanımız var. Kırçan. İki baş soğanımız var. Evet. İki tane kapya biberimiz. Kapya biber. Zeytinyağımız, sarımsak, pul biberimiz. Pul biber var. Bizim yöremize ait biber tuzu. Biber evet, tuzu. Çimen diye geçer ama bizde biber tuzu. Samsun'a özel patenti de alınmıştır bunu. Öyle mi? İçinde sarımsak, kinzi, işte çeşitli baharatlar vardır. Kahvaltıda da yenir ceviz kasılarak. Ne güzel kokuyor. Evet, evet çok çemen, güzel. Yemeklere çemen de çok yakışır. Kırçan kavurmamıza da katacağız biraz. Kırçan da bunu kullanıyorsunuz. Evet. Peki, sarımsağımız da var bolca evet, zaten. Evet, sarımsağımız da var. Gayet vitaminli gözüküyor. Evet. Hadi o zaman başlayalım mı Seyhan'cığım? Tamam, başlayalım. Haydi başlayalım. Benim de yardım etmem gereken bir şey olursa benden yardım iste lütfen. Tamam, tamam. Yani işte ne olursa bilmiyorum artık. Önce soğanlardan başlıyoruz evet, tabii ki. Evet, soğanlarımız doğru bence. Bu arada neler yapıyorsun kendinden, hem yemeği yaparken ben de sohbet etmek istiyorum seninle. Neler yapıyorsun, nasıl geçiyor burada günlerin, çalışıyor musun, ev hanımı mısın? Çalışıyorum, kantin işletiyorum ben. Öyle mi? Evet, okul kantin işletiyorum ama 1,5 yıldan beri işletemiyoruz. Evdeyiz çocuklarla. Aynen. Çocukların iki tane kızım var, bir lise 2'ye gidiyor, birisi 1'e gidiyor. Aa, maşallah maşallah. Evet. Lise 2'ye. Genç kız olmuş maşallah. Evet. Onlarla ilgileniyorum bu sene. Evdeyiz yani, hiçbir yere çıkamıyoruz. Ya doğru yani, söylüyorsun. Yani bu 1,5 yıldan beri pandemiden dolayı evdeyiz. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Bir şey İnşallah tez yani zamanda bitsin de işimize gücümüze inşallah, inşallah yolumuza yani dönelim. Yani bayağı eve bağlandık. Çalışınca da eve evde kalmak çok zor. Çok zor. Şimdi ben şeyden korkuyorum bu süreçte. Bu sefer evde, yani normalde çalışan insanı eve tıkmak zordur. Evet. Hadi 1,5 sene geçti olacak, 2 sene neredeyse. Alıştık. Bu sefer çalışmaya alışamayacağız, ben ondan korkuyorum yani. İşte bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Nasıl İşimizi olacak? İşimizi unutacağız neredeyse ama gerçekten bakalım. Nasıl yap? Ben uzun zamandır sahneye çıkmıyorum. Şu an sahneye çıktığımda ne söylüyordum ben ya acaba falan diye düşüneceğime eminim. Yeniden başlıyormuş gibi hissedeceğim evet, evet, kendimi. Yeniden. Birçok insan benimle aynı şeyi hissedecektir eminim. İnşallah bakalım hayırlısıyla pandemi dönemi İnşallah geçer. Canım. Amin. Soğanlarımızı doğradın. Evet, soğanlarımızı doğradık böyle. Kavurmalık bir şekilde. Hı. Daha bol soğan isterseniz bol koyabilirsiniz. Yağımızı biraz ekleyeceğiz. Zeytinyağı, evet. Hı. Ay, kavrulmuş soğan kokusu geldi benim. Ah, bayılırım. Sonra kapya biberlerimizi doğrayalım. Kapya biberleri doğruyorsun. Bu arada bu ekşi midir, tatlı mıdır, nasıldır aslında? Yani tatlı da değil, ekşi de değil. Yani bir otu işte yağsıyla, salçasıyla tatlandırıyoruz. Aslında siz tatlandırıyorsunuz evet, değil içine mi? İçine katıldığı malzemelerle. Yani otların belli bir tadı var mı bilmiyorum hani şimdi. Yok yok hani kimi ot, bazısı böyle ekşi evet, trak yok, olur. Ekşi bazısı değil. Tatlı gibi olur. Yok, merak hoş ettiğim için çünkü ilk kez gördüm ben de. Eminim burada çok buralılar biliyordur tabii, tabii bu lezzeti ama. Kavanozlara bayanlar aha sıcak bunu haşlayıp vakumlayıp kışında tüketiliyor dondurucuya ha koymak isteyen. Mevsimi bu mevsim o hep zaman. Bu mevsim evet. Tam zamanında gelmişiz evet yani. Ama kışa da kalabiliyor. Kışa da kavanozlara konulanlar yeniyor. Hiç denk geldin mi programımıza Seyhan? Böyle çekim olarak mı? Yo yo bizim programa hiç denk geldi mi? İzlemiş miydin? Tabii ki tabii ki sürekli izliyorum. İzlemem mi? Sizi çok seviyoruz. Ay canım. Şarkılarınızı. Duymak istediğim evet, cümleleri. Evet evet çok seviyoruz sizi. Sorduğum sorularım vardır. Gerçekten sizi benle şimdi bilmiyorlar şeyin olduğunu çekimin. Çoğu insanlara haber vermedim. Ha? Duyanlar keşke biz de orada olsaydık diyecekler bence. Evet biz çekim yaptığımız sırada bu konuda ekibimle beraber evet mütevazi olmayacağız. Tribünlere adeta çekim yaptığımız zamanları biliyoruz. Çok seviyoruz. Siz ön kamerada bizi, kameranın önünde bizi görüyorsunuz ama arka taraf böyle bildiğiniz stadyum eşliğinde yemek yapmışlığımız vardır. Tevazumuzu koruyarak bunların da altını çizmek istiyoruz efendim. Sağ olun. Evet. Sizi çok seviyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz memleketimize geldiğiniz için size de. Ne demek biz teşekkür ederiz. İşini, gücünü, çoluğu, çocuğu bıraktın. Bak bizimle birlikte burada böyle bir güzellik paylaşıyorsun. Evet evet o da canlı dersteydi kızım. Çok aa gelmek istiyordu. Onlar da gelecekler inşallah. Ha canım benim. Biz de isteriz ki işte senin gibi aramıza katılan hanımlara güzel bir anı bırakalım. Evet. Sen de yıllar yıllar sonra da dersin evet, ki evet bir zamanlar bir türkücü kız vardı. Neydi adı? Sevcan o geldiydi buralara. Ne oldu o kıza ya? Bayağı yaşlanmış gördüm filan dersin.
Ve şimdi sarımsağımızı doğruyoruz. Ya da hiç görmüyorum o kıza, ne oldu ya diye. Allah İnşallah da nerede olacağız bilmiyoruz. İnşallah görürüz hep sizi. İnşallah Allah sağlık versin vallahi. Görürüz ya da görmeyiz ama tabii. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Tabii ki tabii ki. İlk önce sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor gerçekten. Doğru diyorsun. Kapya biberlerin yanına küçücük küçücük şeyleri de sarımsakları da doğruyorsun. Hı-hı. Zaten şu 4-5 diş olabilir, yeterli. Aha, şu üçlü bir araya geldi mi mis gibi lezzeti var. İçine hangi otu atarsan at bence güzel olur. Evet, yanılıyor evet. muyum? Çok güzel oluyor evet. Bir de buranın tadı lezzeti olunca doyulmaz. Hele şu çemen. Evet çemenimiz çok çemen güzel. Çemen değil neydi sizdeki adı? Bizde biber tuzu. Ha, biber tuzu. Sizin buranın biber tuzu. Evet biber tuzu. Mis gibi lezzet verir. Bunlar güzelce kavrulduktan sonra. Otlarımız haşlanmış. Bunları önceden hazırladım. Önceden haşlamıştın zaten evet. sen hayatım. Şimdi evet. içerisine ilave etmeden önce ben onlar yanmasın diye gel şöyle yer değişelim arada bir çevireyim. Hatta birazcık şu yana alacağım. Belki biraz hızlı gidiyor bizim ocak bugün. Evet. Yanmasın şöyle ben çevireyim bir yandan. O şekilde doğrayacağız sonra da içine atacağız değil evet. mi? Evet. Su koyuyor musun sonra? Yok su koymuyorum. Tamam. Kuru oluyor. Ondan ne kadar koyacağım? Bundan da işte şöyle bir yemek kaşığı kadar. Yeterli oluyor. Yeterli evet. Tamam. Fazla yağlı da yapmadın Seyhan. Yani yağını öyle fazla yağını da koymadın. Yağını şimdi soğan biraz ölsün diye hani ondan Aha. sonra ayarlayacağım. Sanki... Ha sonradan ekstra yağ evet, ilave evet, edeceksin. Evet evet ilave edebilirim. Tamam. Soğanı... Biraz onlar... Az olunca daha soğan karamelize oluyor. Ha, evet yağ az olunca da öyle oluyor. Biraz. Evet daha lezzetli oluyor. Ben karamelize soğanı severim. Evet evet daha yakışıyor. Şimdi ufaktan şunun üzerine evet. tekrar alıyorum. Sen dök istersen yağını da. Biraz çok oldu ama. Bence iyi. Tabii sen daha iyi biliyorsun. Şöyle şimdi bunları çıkarayım. Heh. Karıştırdım. Onlar hazır mı? Evet, bunlar hazır. Biraz sularını sıkacağım. Hadi bakalım. Burası da hazır. Evet. Ben şöyle kenara geçiyorum şimdi. Bunları şimdi içine ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay aslında. Evet. Eğer hani buralara yolunuz düşerse madem salamurası da yani hani kışa evet, hazırlık evet. olsun diye yapılan bir Her şeyse de. Her türlü bulunabilir. Bulunabiliyor. Turşusu da güzel olur bunun. Ha, bunun evet. turşusu da oluyor. Evet. Evet, çok güzel olur. Sarımsaklı, acılı. Ha acılı da yapıyorsunuz. Tabii içine acı sevenler. Bunun içine de acı katabiliriz. Yani damak Zaten zevkine bağlı. Zaten pul biberimiz var. Evet. Bu tür yemekler biraz pul biberle daha güzel evet. oluyor sanki değil mi? Biraz acısı olması evet, lazım. Evet. Çünkü ota lezzetini veren baharatı, soğanı, sarımsağı. Evet, evet. Otun kendi lezzeti yetiyor, vitamini yetiyor. Diğerleri lezzet amaçlı. Üstelik çok da gördüğünüz gibi hafif bir yemek. Yani hani öyle ay yedim şiştim. İşte un yok içinde. Yok evet. Efendim öyle tereyağı falan filan bir şey de yok. Çok az bir yağ koydu Seyhan da. Tam diyet yemeği. Evet sonra böyle karıştırıyoruz. Su koymuyorsun değil mi? Yok suyla haşladık pişti ya. Tamam o yüzden istedim. Sadece şöyle evet. bir kavuruyorsun evet, sen Evet sadece kavuruyor. En sonunda şöyle tuzunu ilave ediyorsun. Çay kaşığı da tuzu salçada da var biraz. Tabii doğru söylüyorsun çemende evet. de vardı. Çemende de var evet. Biber tuzunda. Biber tuzu. evet. Çemen değil. Evet özellikle biber tuzu. Yörelerimize göre konuşalım lütfen. Evet. Ay ne güzel gözüktü mis gibi oldu. Evet. Kapya biberler çok güzel gözüküyor aralarda. Evet. Ne kadar haşlanacak? Yani ne kadar kavrulacak? Bir iki dakika böyle kavrulsa yeterli. Seyhan şöyle yapalım o zaman. Bu oldu olacak zaten hazırladık. Evet. Şimdi sunumumuz için ben de buraları toparlayayım. Sonrasında da sunumumuzu yapalım. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Ve Seyhancığımın elinden kırçan kavurmamız hazır. Bütün ekip şu anda şu haldeyiz. Ay ne güzel koktu ya. Ay ne güzel gözüküyor bu ya. Hepimizdeki tepkiler bunlar eline sağlık. Afiyet olsun. Müthiş kokular yaydın etrafa. Afiyet Görseli olsun. De muhteşem. Bunu böyle yanına yoğurtla falan da güzel olur mu? Yani olabilir. Sadece fikir Tabii söylüyorum. Tabii ki olabilir. Değil mi? Nedir o? Sarımsaklı yoğurt ya da sade evet. yoğurt yanına.
Siz bunu daha çok nerede yapıyorsunuz Seyhan? Bizim bayanlar gün yaptığı zaman baş köşede bir kere kırçan korumuz olur. Hep vardır. Zeytinyağlı dolmalarımızda da olur. Bizim üzerinde. Öyle yani mi? Bunun koruklu deriz. Ekşili bir yemeği un katılarak içine azıcık kırık pirinç katılarak koruklusu da yapılır. Ay ne güzel. Turşusu, siz bunu birçok şeyde kullanıyorsunuz. Evet evet, birçok şeyde yani kullanılır. Bu en basit kavurması, evet, en lezzetli olan kısmıydı galiba, kavurması, değil mi? Peki o zaman eline koluna sağlık. Afiyet diyoruz. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz Seyhan'cığım. Teşekkür ederim ben de geldiğiniz için. Efendim değişik bir lezzet sizinle paylaştık. Gördüğünüz gibi bu bölgede oldukça sevilen bir otumuzmuş. Sizinle paylaştık.